Kemal Sunal'ın Kılıbık filmini hatırlarsınız efendim. İşte o film Nevşehir'de gerçek oldu diyebiliriz. Evini Gönül Akçalı'ya satan ev sahibi daha sonra evini geri almak için her şeyi denedi. Bir o kadar da çirkin yollara başvurdu. İşte o filmleri aratmayan olayın akıl almaz detayları. Kimisi kapıma geldi, kapımı kırdı. Kimisi gecenin bir yarısı terlik attırdı çocuklarına beni korkutmak için. Kimisi de doğalgazını kapattı, suyunu kesti. Kiracılar üstüme saldı. Her biri bana bir zarar vermeye başladılar. Evini Gönül Akçalı'ya satan ev sahibi pişman olunca geri alabilmek için her yolu denedi. Hatta akla hayale gelmeyecek kötülükler bile yaptılar. Ayrıca bana gaz sıktırıyor. Devamlı yukarıdan ve aşağıdan kimyasal gazlar sıkıyor. Havalandırma boşluklarından veriyorlar. Lavaboların deliklerinden. Yaşananlar Kemal Sunal'ın hafızalardan silinmeyen filmi Kılıbığı hatırlatıyor. 2 katı boşalttım. Bir sen kaldın. Allah şahidim olsun, seni de bu evden def edeceğim. Kapı gibi kontratım var. Hiçbir şey yapamazsın. Ya öyle mi? Destur. Ne oluyoruz ya? Düğün var galiba. Ay, bu saatte düğün olur mu canım? Gönül Akçalı bir apartmanda 8. kattaki daireyi satın aldı. Akçalı'nın iddiasına göre evi satan kişi bir süre sonra pişman olup geri almak istedi. Ama evin değerinden düşük bedel teklif etti. Dolar bozdurup almıştım. O doları verirsen veririm dedim. Eski 450 liraya aldığım parayı vermek istedi bana. Bu parayı kabul etmeyince hayatı zehir ettiler ona. Akçalı'nın iddiasına göre evin eski sahibi kiracıları kışkırttı. Evde hasta annesiyle yaşayan kadına günleri dar ettiler. Eve kimyasal gaz bile sıktılar. Ben çok zor durumdayım. Ayrıca yaşlı bir annem var. Nefes alamıyor. Devamlı kimyasal gazlarla 4,5 aydır mücadele ediyoruz. Akçalı iddialarını ispatlayabilmek için güvenlik kamerası taktırıp bu görüntüleri topladı. Eski ev sahibiyle adalet önünde hesaplaşabilmek için akli dengesinin yerinde olduğunu belgeleyecek raporu bekliyor şimdi. Allah'ın verdiği oksijeni bizden kestiler.